Peki kimyasal kirlilikten cildi temizlemek için ne öneriyorsun? Çünkü çok etrafta dediğin gibi parametre var. Kendimizi nasıl koruyacağız? Kendimizi aslında kimyasal kirlilik yaratan ürünlerden koruyamıyorsak eğer çok iyi temizlememiz gerekiyor. Ama bu o zaman hormon bozucuların da rol yani hormon bozucu olan bu faktörleri ben katlanıyorum demek oluyor. Çok iyi bir temizlik de yapmak istiyorsanız volkanik içerikler, sülfür içerikli volkanik maskeler çok işe yarayabilir. Probiyotik köpükleri öneriyorum çünkü probiyotik köpükler keza içerisinde paraben ve koruyucu içermeyen, alkol ve SLS içermeyen, Siles, SLS içermeyen probiyotik köpükleri öneriyorum. Çünkü içerisinde mesela yoğurt bakterisi taşıyor, herhangi bir bakteri taşıyor ve faydalı bakteriler cildin üzerinde bir film gibi sizin bağışıklık sisteminizi, ciltte başlayan bağışıklık sisteminizin korunmasına yardımcı oluyor. Bu içerikler sizin için iyi olabilir. Peki kadınlarla erkekler farklı mı yaşlanıyorlar? Evet, çünkü hormonlarımız farklı. Kadınları tabii biraz değerlendirdiğiniz zaman daha çok şey maruz kalıyoruz. Yani daha çok kimyasal kirlilik var, hormon vesaire etkisi. İkisinin bir defa metabolizmaları tamamen birbirinden farklı. Bu anlamda kadınlar daha hızlı yaşlanabiliyorlar. Mesela alkol kadınları çok daha çabuk etkiliyor. Hep söylüyorum. Sigara tüm herkesi çok etkiliyor aslında. Kadını erkeği ayrı şekilde. Erkekler bir parça daha kas kütlesini koruduğu için daha Daha şanslılar. Daha şanslılar. şanslılar. Ama yaşlanma sürecine bakıldığı zaman kolajenimizi korumamız gerekiyor ve buna uygun kadınların biraz daha kendisine dikkat etmeleri Dikkat etmesi gerekiyor. gerekiyor. Peki yaz aylarında daha çok cilt problemiyle karşılaşıyoruz. Evet. İşte egzama, yanıklar, lekeler, kızarıklıklar. Bunu neye bağlıyorsun? Isıya bağlıyoruz, UV'ye bağlıyoruz, radyasyona Bunu daha önce konuşmuştuk. Aslında yaz aylarındaki güneş lekelerinin en büyük sebeplerinden biri ısı diyorsun sen Evet, aynı ben ısı zamanda. oldum ve ısıyla temas edilen yani içerikler, kimyasal içerikler olduğunu Evet, düşünüyorum. yani hani güneş koruyucular daha çok leke yapıyor diyorsun Evet, ben mesela. öyle Çünkü düşünüyorum. vücut ısısı da artıyor aynı zamanda. Sırf güneşten aldığımız ultraviyole ışığı değil de ısıyla alakalı olduğunu. Peki nasıl koruyacağız kendimizi? Soğukta mı tutacağız? Evet, bu da bir çözüm. Japonlar böyle bir şey geliştirdiler. Yıllardır söylediğim şeyi bu yıl yaptılar ve kendilerine ısıdan koruyan küçük farklı itemler yani küçük cihazlar yapmışlar. Nasıl cihazlar Yani bunlar? bunlar küçük soğutucular. Vücutlarının farklı yerlerine yerleştiriyorlar ve ısıdan kendilerini koruyorlar. Çünkü cildin bir termometresi olduğunu düşünün. Bu da bir hormon, termoregülatör diyoruz biz buna. Ama cilt ısısı düşükken çok daha şanslısınız. Hücre en azından bir süre kendi varlığını, sıvılarını düzgün bir şekilde koruyabiliyor demektir. Yani biz sudan oluşan varlıklarız. Tabii. Hepimiz böyleyiz ve bizi ısı kötü etkiliyor. Isı zaten direkt karsinojenik yani kanser yapıcıdır. Isıdan kendimizi korumak durumundayız. Önerim tabii ki direkt 12 güneşi, Temmuz güneşi, Tabii. Kuzey Yarımküre'de, Güney Yarımküre'de Ocak ayında direkt güneş almak, takipçilerimizden belki yurt dışında olanlar vardır. Direkt ısıyı almak, direkt almak bunu. Spot ışıkları altında bile ısıdan yeterince aslında kendinizi korumanız gerekecektir. Doğru. Bu bile yetişti değil. Çünkü hücrenin hücrede aslında yangıya neden olur ısı. Ve bir süre sonra normal çalışma halinden, seyrinden çıkarmaya başlar. Mesela farklı hormonların salımına neden olur ya da hormon salınımlarının programını değiştirebilir. Böyle durumlarda bir bakmışsınız cildiniz önce çok kızarmış, sonra çok lekelenmiş ve farklı farklı işte mesela benler oluşmaya başlamış. Bunlar bizim için iyi değil. Bunun için ısıdan korumalısınız kendinizi. Isıdan kendimizi korumamız gerekiyor. Özellikle de yaz gelirken ne yapacağız? Öğlen güneşe çıkmayacağız. Temmuz'da güneşe çıkmayacağız. Evet. Mümkün mertebe hani güneşten uzak duracağız. Evet. Bronzlaşmaktan kaçınacağız. Ben zamanında o kadar çok bronzlaştım ki Hepimiz. hala hepimiz değil mi? Sonra bunu keşfedene kadar ben ne yazık ki zaten lekeyle beraber fark ettim yapmamam gerektiğini. Hep herkes söylese de dinlemiyordum, yanıyordum. Güneş lekelerimle başladı benim de. Şimdi artık kendimi korumaya çalışıyorum.